göndermiyor. Ayşe senin yayına göndermeyen kim? Biz onu da biliyoruz. Ben bak, kendim hiç çıkmak istemiyorum. Hayır Ayşe. Şey. Senin kimin öyle yanında, hangi yok. Erkeğin yanında abla olduğunu biliyoruz. Didem bak, abla senin bak. Derdi. Bak. Bak senin. Ben dava açacağım Didem abla bak. Bak zinadan şeyden ben ikisine dava açacağım abla. İkisine de ben açacağım. Bu kendini gizlenmiş abla ya. Belki de akrabam da olabilir abla. Avukat hanım. Zina suç açabilir değil. Açamıyorsun. Zina suç değil. Söylesenize Tuncay Hanım. Zina maalesef Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak kabul edilmiyor ama size bir hakareti varsa hem Ayşe Hanım'ın hem birlikte olduğu kişinin bu nedenle tehdidi varsa açabilirsiniz. Peki onu şimdi yanında olan adam seni göndermiyor. Biz bunu biliyoruz. Bir adamla birlikte olduğunu biliyoruz. Şu anda bir tane evin içindesin. Evin o kenarlarında da yılbaşı süsleri var ya. Orada da bir adamın yanında olduğunu biliyoruz. Ama o adam da seninle ilgili duyduklarından sonra hala sana kol kanat gelecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Ha Ayşe? Sürekli demiyor musunuz ben bayanların arkasındayım? Neden şimdi Metnur'da üste çıkartmaya çalışıyorsunuz? Özür dilerim ama yuva yıkan kadınların arkasında olmak istemiyorum. Bir de ben çocuklardan yanayım. Tamam mı? Ben bu yayında ne Betin'in yanındayım, ne senin yanındayım, ne Fatma'nın yanındayım. Ben o senin 3 tane çocuğun yanındayım. 4 yaşındaki, 9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğun yanındayım. Tamam mı canım? Bir zahmet anne olabilseydin onlara. Sen evli bir adamla, bak şu anda ihbarlar geliyor. Sen bir şu anda evli bir adamla birlikteymişsin. Tabii canım. Tamam. Abla, bir de şöyle diyebilirim. Ben dün bir düğüm aldım abla. Dün bir düğüm aldım. Söyle. Bunların karşı komşusu demiş ki ne? Bir de ben o evli adamın kimliğini netleştireceğim. Onu da açıklayacağım. Abla sen onu tamam, abla, bana o da açıklama zorundasın. Öyle bir. Ben onu bana açıklama zorundasın. Dur. O benim doğal hakkımdır bekle, abla. Bekle. Her şeyi sana açıklayamam abla. Kusura bakma. Sen önce bildiğini şeyi söyle bakayım. Karşıdaki komşusu bundan bir ay önce 40 gün önce Ayşe'nin Cömert'in Ayşe'nin 3 çocuğunu almış. Ailece bunlar bir adama vermişler bunu. 3 çocuğunu almış bir adama vermişler. Ben Ayşe'nin çocuklarını almışım elinden. Ha. Bunu sen bunu, vermişsin. Anne de Ayşe'nin annesi, babası da ailesi de Ayşe'yi götürüp bir adama vermişler. Burada öyle söylemiş. Demiş Metin boşanmış yani kocası boşanmış. O zaman aile de bu işin içinde. He? Ailesi de Ayşe bu da aile bu işin içinde. Ya, bir dakika işin o zaman Ayşe o zaman ailen bir anlamda seni para karşılığı birilerine vermiş. Evet 20 defa bana söyledi sen bana para vermedin babama benim para vermedin. Benim ailem hiçbir zaman istemedi tamam mı? Benim ailem hiçbir zaman seni istemedi. Sen şiddet uygulan bir adam. Şiddet tamam anne ilgilenmiyor. Evet. He iste bir de ondan köyden eşya getirirken çuval eşyayı taşıyordun evlerine. He. Benim ailemle ortaya karıştırma benim ailem istemedi seni ailem. Metin bir dakika. Yanındaki o evli olduğun çok yaşa Merve'cim. Yanında evli olduğun o beraber yaşadığın şu an birlikte yaşadığın adam mı erkek çocuklarını istemiyor sadece kız çocuğunu istiyor? Didem Hanım o çok küçük 4 yaşında yani. Bana benim sorum o değil. Benim sorum o değil. Benim sorum şu. Yanında bulunduğun evli erkek mi 4 yaşındaki kız çocuğunu istiyor ve sadece onu istiyor erkekler istemiyor çocuğu. Şu an kimse benim hakkımda kimse şu an benim hakkımda yok ya. Bunlar da ortaya çıkacak zaten de. Kimse benim hakkımda yok. Didem abla bir dakika bak. Özür dilerim ama o kız çocuğu 4 yaşındaki kız çocuğu otelde 4 yaşındaki kız çocuğu baba diyor ki zaten Metin ben diyor zaten sağda soldaydım o çocuk senin yanında büyümedi ve büyüdü tamam mı kardeşim ağzı 4 yaşındaki bir kız çocuğu ağzı alınmayacak küfürler ediyor ve sağda solda oteldeki diğer çocuklara sana bıçak çekerim bilmem ne yaparım diyor 4 yaşındaki kız çocuğu normal tamam babası hiç evlilik yapmasaydı kızı da onu demezdi ya normal annesi de kaçmasaydı çocuk o hale gelmezdi yani değil mi canım ben yaşındaki erkek çocuğunu, 10 yaşındaki erkek çocuğunu istemiyorsun. Sadece 4 yaşındaki kız çocuğun için istiyorsun ya. Benim de bundan midem bulandı ve bunu gerçekten kaldıramıyorum. Sırf o kız çocuğu için, kız çocuğunun geleceği için bu yayını yapmaya devam edeceğim. Sen de göreceksin tamam mı Ayşe? İster gel ister gelme. Ama tamam mı? İster gel ister gelme. Ama gelirsen de madem bu kadar haksızlar, madem senin dişlerini kırdı, ellerini kırdı, kollarını kırdı, ben seni Fatma'nın yanına zorla götürdü. Senin o zaman Fatma'nın... Fatma da onun gibidir. Bugün yarısı karısına döner gider. O
sen evli bir adamın yanına neden gittin? Neden kuma oldun? Ben evli adam biliyor musun? Biliyor musun? Hala da özür dilerim Ayşe, ama hala da yüzsüz yüzsüz iddialarda bulunmaya devam ediyorsun. Çok özür dilerim. Bakalım buraya gelecek. Buraya gelecek. Benim yüzüme bakacak yüzün var mı? Çocuğunun yüzüne bakacak yüzün var mı? O adam da evli adam da. Didem abla, ben buradan da sesleniyorum. Bak yemin ediyorum, ben cahil, ben bu cahil canlı yayında sen çıkıp gelmesen, ben buradan çıktığım zaman sen benim çok iyi biliyorsun. Bak yemin billahi konuğu farklı yerlere taşırım ben. Hayır, sen de tehdit ediyorsun. Tehdit etmiyorum abla. İnsan gibi gelsin. Ha tamam. Bak hatta biz de sana şu insan gibi şu teklifte bulunduk. Dedik ki senin uzlaştı, yani bir uzlaşma sonucunda madem boşanmak istiyorsun, evli bir adamla berabersin. Ha onu da karısıyla ayıracak mısın, ayırmayacak mısın bilmiyorum. Ama boşanmak istiyorsan buyur, bak hemen boşanmanı da gerçekleştirebiliriz yani. Bakalım hanımefendi bir düşünsün. Yüzü var mı buraya gelecek, merak ediyorum yani. Şimdi ben sizi bir uğurlayayım, dinlendireyim. Bakalım bu teklife nasıl yanıt verecek. Günlerdir böyle kapanıyor. Ya bir çocuklarını ara, çocuklarını ya. Nasıl annesin ya? Bir çocuklarını ara, bayramlarını kutla. Yazıklar olsun Didem sana abla, yani. Buradan ben size rica ediyorum Didem abla. Ha. Bak yemin ediyorum çocuğa bakacak kafiste dedi. Şeyde, ya 4 yaşında çocukları küfürler eder mi ya? Didem abla bak. Ben ona karar veremem ama Didem mahkeme abla, karar bak, verir. Bunun aklı gidip geliyor, gidip geliyor. Vallahi gidip geliyor ya. Mahkeme karar verir canım benim. Ben yargıç değilim, hakim değilim ama sonuna kadar sorunun en sertini de sorarım yani. Sizi bir dışarı alayım, dinleyin.